Of, hay hak. Perde kurduk, ışık yaktık, gösteririz gölge hayal. Bu perde gerçeğin aynasıdır, sanılmaya martaval. Yar bana bir eğlence medet. Of, hay hak. Aman bana bir eğlence medet. Yar bana bir eğlence medet. Vah balacım balacım, ya Hacı Cavcav, vallahi billahi, yani yıllardır seninle birlikteyiz. Ne zaman bu şarkıyı duysam var ya, gına geliyor, gına. Ya değiştir artık şu şarkıyı, aman bana bir eğlence medet, bana bir eğlence medet, bana bir eğlence medet. Başka şarkı yok sanki. Ama Karagöz'üm, bu bizim perdemizin açılış şarkısı. Anlamadım, perdenin saçılış şarkısı mı? Yahu açılış, açılış, her şeyin bir açılışı vardır. Hani olur ya, bu da başlangıç. Bizim perdemizin başlangıcı. Anladım. Madem geldin, sana bir soru soracağım. Mesela yemeğe nasıl başlarsın? Doğrudan başlarım. Nasıl yani? Olmaz öyle canım. Öyle değil. Yani yemek yemek için önce ne yaparsın? Ağzımı açarım, efendime söyleyeyim, yemeğin içinden kaşığıma yemek alırım, efendim yavaş yavaş keyfini çıkara çıkara ağzıma götürürüm, ondan sonra da diye yerim. Olsa da yesek. Sen yemek getir, ben uygulamalı olarak göstereyim sana. Ya öyle değil Karagöz'üm. Yemeğe başlamadan önce ne dersin? Dur. Ya karnım çok acıktı. Nerede kaldı yemek? Derim. Allah Allah. Ya öyle değil. Yemekten önce bir şey yapılır. Bir şey yapılır, bir şey. Ne yapılır anlamadım. Sofranın başına oturulur. Yemek beklenir. Yemek gelir. Yemek bodoslama dalınır. Haydi Allah 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 Allah. Hamdı kumudu hamdı kumudu. Yemek gelir ya. Ya öyle değil canım. Allah Allah. Daha sofranın başına gelmeden bir şey yapman lazım. Ne yapmam lazım? Ellerin. Tabii ellerimi kullanmam lazım değil mi? Tabii canım, ayaklarımla yiyecek değilim ya. Tabii ki ellerimle yiyeceğim. Ya öyle değil. Ellerini yıkaman lazım. Ellerini. De benim ellerim kirli değil ki. Olsun canım, kirli olmasa da yemekten önce mutlaka ellerini yıkaman lazım. Allah Allah, anlayamadım ya. Niye ellerimi yıkayacağım yemekten önce? Yahu yemeğin abdesti elleri yıkamak der büyüklerimiz. Yemekten önce ve sonra eller yıkanmalı. Yahu yemeğin abdesti elleri yıkamak diyorsun. Niye yemeğin abdestini ellerim alsın? Abdest alacaksam tamamen abdest alırım. Sonra madem birisi abdest alacak yemekten önce, yemek kendisi abdest alsın diyeceğim ama yemek abdest almaz ki. Yemek yenir sadece. Hem ben bir güzel yiyeyim, sonra ben abdest alınca yemek de abdest almış olur değil mi? Yani benim içimdeyken abdestli olur o zaman. Ya öyle değil. Söz gelimi güzel bir sözdür bu. Elleri yıkamak sünnettir. Peygamber Efendimiz de yemekten önce ellerini mutlaka yıkarmış. Yemekten önce mutlaka eller yıkanacak. Tamam anladım. O zaman iş değişir. Tamam, zaten ben yıkıyordum. O zaman bunu öğrendim. Bundan sonra daha dikkatli davranırım. Peki sofraya oturdun. Oturduk. Ne yaptın? Ne yaptım? Yemek önüne geldi. Dumanı üstünde. Ne yaparsın? Püf diye dumanını üfleme. Hayır, yemeği üfleme. Ne? Ya yemeğe üflenir mi? Allah Allah, sıcaksa tabii ki üflenir. Canım zaten sıcak yemek sıkıntılı. Sıcak yemeyeceksin yemeği. İyi tamam, ne yapacağız peki? Yemeğe üflemeyeceksin. Efendime söyleyeyim, kaşığını eline aldın. Aldım. Ne yaparsın? Yemeğe dalarım. Dalmazsın. Dalmam. Durursun. Dururum. Beklersin. Ya niye bekliyorum? Karnım acıktı arkadaş. Ya öyle değil. Önce güzelce bir şey yapman lazım. Bir şey söylemen lazım. Ne söylemem lazım anlamadım. İzin alman lazım, izin. Kimden izin almam lazım? Yemekten. Yemekten. Ya yemekten niye izin alayım? Allah Allah, öldürme beni. Vallahi ya, acıktım ya, vallahi tepelerim bak, vallahi tepelerim ha. Olmaz, alman lazım. Allah Allah, ya Rabbi ya Rabbi. Ya hasbına, ya niye yemekten izin alayım arkadaş? Allah Allah, yani yemek efendi, seni yiyebilir miyim? Müsaade eder misin? Öyle mi diyeceğim? Ya öyle değil, öyle değil ama onun gibi bir şey. Allah Allah, neymiş bir söyle bakayım. Ya Karagöz'üm, her işin başı besmeledir.
Yemeğe başlarken de besmele çekeceksin ki yemeğin bereketi artsın, sana şifa olsun. Deminden beri bunu söylemek için mi lafı dolandırıp duruyorsun ha? Yahu zaten ben yemeğe kaşığı sunarken sesli olarak haydi bakalım ya Allah bismillah ya Rabbi bu yediğimiz yemeği bize şifa kıl diye söylüyorum ki çocuklar da duysun öğrensin diye. Allah Allah, besmele çekmeden başlanır mı yahu? Sen ne diyorsun? Yemeği getir, ben o zaman sana nasıl besmele çekilir gösteririm. Aferin karagözüm. Ya o kadar yemek lafı ettik ki vallahi karnım acıktı. Ben şimdi gidiyorum bak pilavcıya. Ha, yo ben gitmiyorum, sen götürüyorsun. Madem bu kadar ısrarcısın o zaman beraber pilavcıya gidiyoruz. Pilav ısmarlıyorsun bana, nohutlu pilav. Bak ben onunla o pilava bir besmele çekeyim, bir abdest aldırayım, kaşık abdesti. Sonra güzelce o efendim pilavı mideye indireyim. O pilav efendim besmeleyle yendiği için bana şifa olsun, güç kuvvet versin. Ondan sonra da ne kadar güzel şükrederim ben, namaz kılarım. Ondan sonrasını sen bana bırak. İlahi Karagöz'üm ya. Ya ne diyeceğim vallahi şaşırdım ha. Ne diyeyim ben sana ya. Hadi bakalım öyle olsun. Pilavlar benden. İyi çok güzel, pilavı da bedavaya getirdik. Hadi bakalım ben gidiyorum, bak geç kalma, arkamdan gel. Ben siparişleri veriyorum. Sallan bundan koca olan sallan pilava. Ya Karagöz'üm vallahi hoş adamsın ya. Ne diyeyim ben sana. Çocuklar duydunuz değil mi? Yemeğe başlamadan önce mutlaka ellerimizi yıkayacağız. Çünkü ellerimizi yıkamak sünnettir. Peygamber Efendimiz yemekten önce ve yemekten sonra mutlaka ellerini yıkar. Değil mi? Kaynaklardan bunu öğreniyoruz. Büyüklerimiz de bunu bize böyle öğretiyorlar. Sünnettir yani. Sonra yemeğe besmeleyle başlayacağız. Sonra önümüzden yiyeceğiz, değil mi? Eyvallah. Sonra en önemlisi, bunu da unutmayın, acıkmadan oturmayacağız, doymadan kalkacağız. Bu da sünnettir. Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam böyle söylüyor. Acıkmadan oturmayın, doymadan kalkın. Hadi bakalım, tekrar görüşünceye kadar hayırlı günler diliyorum. Hoşça kalın. Of, hay hak! Perde kurduk, ışık yaktık, gösteririz gölge hayal. Bu perde gerçeğin aynasıdır, sanılmaya martaval. Yar bana bir eğlence medet.